İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermeni Devleti'nin uluslararası dövüre tanınmasının 100. yıl dönümünde yalnız değil. 11 Mayıs 1920'de Sevr Antlaşması resmi olarak Türkiye'ye teslim edildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 79 kişi koronavirüse bulaştı, 1 kişi öldü, 34 kişi ise tedavi edildi. Türkiye gerici militanları Libya'ya taşımaya devam ediyor. Halep pazarında bomba patladı. Bir kişi öldü ve en az 20 kişi yaralandı. Baharda coşan Girlevik Şelalesi salgın nedeniyle bomboş. Resmi açıklama 11 Mayıs 2020 Garin, Batı Ermenistan Bugün Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Devleti'nin müttefik ve bağlı devletler yüksek konseyi ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından yasal olarak tanınmasının 100. yıl dönemidir. Batı Ermenistan Ermenilerinin ulusal ve uluslararası temsilini oluşturan Ulusal Konseyi, Hükümeti ve Batı Ermenistan Parlamentosu, uluslararası topluluğa, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne, Sevr Antlaşması'na ve Wilson'un Türkiye sınırını açıkça tanımlayan tahkim kararına dayanarak, Türkiye tarafından uluslararası hukukun kaba ihlali ve bunun istisnasız iyileştirilmesine olan ihtiyaç konusunda uluslararası düzenini hatırlatmaktadır. Soykırımdan kurtulan her Ermeninin mirası olan Batı Ermenistan, Türk işgali kapsamında etnik Ermenilerin düzenli olarak katledilmesi, Türk yetkililerin soykırımı haklı çıkaran ifadeleri ve egemenlik haklarının ihlali, ayrıca binlerce yıl önce Ermeni platosunda başlatılan Ermeni mirasının yok edilmesi ve talanı da dahil olmak üzere yeni provokasyonlar ile karşı karşıya. Batı Ermenistan bu zorlukları aşmak için yalnız değildir. Türkiye'nin Kuzey Suriye ve Libya'daki saldırıları, Kıbrıs'tan petrol çıkarılması ve Yunanistan ve Irak'ın hava sahalarının ihlalleri de dahil olmak üzere yasa dışı eylemlerinin artmasının yalnızca kendisine karşı uluslararası tepkilerin yayılmasına yol açabileceğini anlaması gerekiyor. Batı Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin onlarca yıldır süren ablukası ve Azerbaycan'a, Batı Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti ve Arta halkına karşı istikrarlı siyasi ve askeri desteği de dahil olmak üzere, Türkiye tarafından Ermeni halkının güvenliğine yönelik tüm tehditlerini şiddetle kınıyor. Ulusal konseyin, hükümetin ve Batı Ermenistan parlamentosunun temel amacı bölgedeki uluslararası hukukun restorasyonu, Türk işgalinin durdurulması, Türkiye ve Almanya tarafından tazminat ödenmesi ve atalarının ülkesinde Ermeni halkının dinamik yaşamının yeniden doğmasıdır. Armenak Aframyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Batı Ermenistan 11 Mayıs 1920'de Uluslararası Barış Antlaşması'nın Türkiye'ye teslimi ve Birleşik Devletler Senatosu tarafından Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Cumhuriyeti'nin dövüre tanınması. Barış Antlaşması'nın Türkiye heyetine sunuş töreni salı günü saat 16'da Paris'te Dışişleri Bakanlığı'nda yeni Ermeni devleti antlaşmanın taraflarından biri olduğu ve ek protokollere ihtiyaç duyulduğu için Ermeni heyetinin huzurunda yapıldı. Kısaca hatırlatalım. Ana müttefik güçlerin Ermenistan'a egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığı göz önüne alınarak 1920 yılının Şubat ayında Londra Konferansı sırasında hazırlanan ve tamamlanan 1920 San Remo Konferansı kapsamındaki antlaşma 11 Mayıs 1920'de imzalanmak üzere Osmanlı hükümetine gönderildi. Müttefiklerin Bay Milan aracılığıyla Türkiye'ye teslim ettiği koşullar önceden biliniyordu. Bu koşullar Katıydı ama buna değerdi ve Konstantinopolis'i Türklerden alıp hükümetinin Asya'ya geri sürülmesi konuşuluyordu ki bu durum daha da katı olabilirdi. Kimse onlar için üzülmüyor. Tüm bunlar Ermenilere ve diğer Hristiyan halklara karşı 1915'te uygulanan soykırım karşısında günahlar için küçük bir keferettir. Bu olaylar Üçlü Antan tarafından... Özellikle son 20 yılda soğukkanlılıkla işledikleri insanlık ve medeniyete karşı yeni bir suç olarak nitelendirildi. Bay Millerand törenin başkanıydı. Bay De töreni Osmanlı İmparatorluğu'nun delegelerinin dikkatine sundu. Müttefikler adına Bay Millerand onlara antlaşma taslağını verdi. Yetkililer müzakerelerin yazılı olarak yapılacağını ve Osmanlı hükümetinin gözlemlerini duyurması için bir ay süreceğini söyledi. Yeni elde edilen belgelerden elleri titreyen Tevfik Paşa heyecandan dağılmış bir sesle sadece birkaç kelimeyle yanıt verebildi. Bay Millerant 5 dakika süren toplantıyı erteledi. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 11 Mayıs günü saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 79 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. 11 Mayıs'ta toplam 3392 koronavirüs vakası doğrulandı. Son günde 971 olmak üzere toplam test sayısı 32.561. Son bir günde 42 artışla 1970 kişi şu anda tedavi görmektedir. Son verilere göre son günde 34 hasta olmak üzere 1359 kişi iyileşti, bir artışla 46 hasta öldü. Koronavirüs teşhisi konulan diğer iki vatandaş başka hastalıklardan öldü. Bu tip vakaların toplam sayısı 17'dir. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çekirdiğini Sultan Murat Bölü ve Liva Fatih Sultan Mehmet terörist gruplarının savaşçılarından oluşan büyük bir grubun Atarip kentinden Türkiye'ye sevk edildiğini bildirdi. Bu gerici militanlar Ulusal Antlaşma adlı gayrimeşru hükümetin yürüttüğü mücadeleye katılmak için Libya'ya yollanacaklar. Kaynağa göre Libya'da konuşlanan Suriyeli militan sayısı 8.250'ye ulaştı ve Türkiye'de yaklaşık 3.000 militan eğitim kamplarında bulunmaktadır. Yakın gelecekte onlar da Libya'ya yollanacak. News IM tarafından aktarılan habere göre pazar günü Halep'in kuzeyindeki Elbap kentinin pazarında bir bomba patladı. Patlamada bir kişi öldü 20 kişi de yaralandı. Yerel basında çıkan haberlere göre olay akşam saat 19.20'de şehir merkezinde meydana geldi. Şimdi Müslümanların kutsal Ramazan ayı sürüyor. Kurban ve yaralılar sivillerdi. Batı Ermenistan'daki Yerzinka Erzincan ilinin Çağlayan beldesinde büyüleyici görüntüsüyle yerli ve yabancı turistleri kendine çeken Girvelik Şelalesi baharın gelmesiyle birlikte coştu. Mınzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi doğal güzelliği ve serin havasıyla önceki yıllarda çok sayıda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyordu ancak bu sene salgın nedeniyle sessiz. Manzurdağ eteklerindeki dokuz ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevi Şelalesi her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı "Dun En Hurines adlı eseri... <Sessizlik> Eserlerin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.